Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlerle 3D yayınlarının hazırlamış olduğu TYT Türkiye Geneli Deneme Sınavının tarihi sorularını çözeceğiz. Gereken izinleri aldık. E, biliyorsunuz ki yayın evinin izni olmadan çözüm yapamıyoruz arkadaşlarım. Gereken izinleri aldık. Artık çözümleri yapabiliriz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğeni yorum yaparsanız sevinirim. İlk sorudan başlıyoruz. İlk sorumuz. İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Buna göre Uygurların aşağıdakilerden hangisinde kendisinden önceki Türk devletlerinden farklılaştığı söylenemez. Bakalım. Türk tarihine birçok kitabe ve basılı eserler bırakan Uygurların maniheizmi kabulüyle yerleşik açama geçmiş oldukları kabul edilir. Tarihte ilk şehri sayılan ordu balığı kurmuş ve başkenti yapmışlardır. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Uygurlar maniheizm dinini benimsedikten sonra ne gibi gelişmeler bizleri bekledi? Yani farklılıklar neler? Uygurlarla diğer Türk devletlerine ayıran farklılıklar neler? Şimdi Uygur alfabelerini kullanmalıdır. Doğru mudur? Doğrudur. Artık onlara ait alfabe var. Yazılı eser bırakmaları mı? Bunu burada bırak. Birazdan gelecek. Birazdan detaylı bilgi vereceğim sizlere. Tam olarak yerleşik hayata geçmeleri. Neyin sayesinde? Mani dini sayesinde değerli arkadaşlarım. Artık yerleşik yaşam başladı. Mimari alanda gelişme göstermeleri. Yerleşik hayata geçtikten sonra mimari alanda gelişme katettiler. Bunların başında saray ve tapınaklar gelmekte değerli arkadaşlarım. Tamamdır. Kağıt ve matbaayı kullanacaklar mı? Kullanacaklar. Bakın sevgili arkadaşlarım. Yerleşik hayata geçen topluluklarda kağıt ve matbaa kullanılır. Kütüphane inşa edilir. Okul inşa edilir. Kalıcı mimari eserler inşa edilir. Bunlara dikkat edeceksin. Şimdi yazılı eserler bırakmaları farklı mıdır? Farklı değildir. Niye hocam? Çünkü Kutluk Devleti döneminde yani 2. Göktürk Devleti döneminde zaten Orhun kitabeleri dikilmişti. Orhun Kitabeleri biliyorsunuz ki Türk tarihinin ilk yazılı eserleridir. Kimlerin adına dikilmişti? Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmişti. O yüzden farkı burada yok. Cevabımız B şıkkı. İkinci soruya gidelim. Güzel bir soru. Bakalım. Buna göre Bizans İmparatorluğu ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Elendirin. Bizans İmparatorluğu'nun tarihi gelip geçen imparatorların başarılarına ve karşılaştıkları güçlüklere göre yükselme ve gerileme dönemlerine ayrılmıştır. Başlangıçta eski Roma'da olduğu gibi imparator sülaleleri kısa ömürlü olmuş, imparatorluğun son 800 yılında ise uzun ömürlü sülaleler başa geçmiştir. Bak, hocamız diyor ki, şu metinden hareketle bana güzel bir yorum üretiyor. diyor. Anladın mı? tam dibine yani derine inmene gerek yok. Yeterli bilgiye sahip olabilirsiniz. Hatta çok iyi bilgiye sahip olabilirsiniz ama hocamız diyor ki bunun dışına çıkma. Bakalım. Zamanla siyasi istikrar sağlanmış. İstikrar ne demek hocam? Süreklilik demek. Bakın. Kısa ömürlü devletin ömrü başlangıçta kısa ömürlü son 800 yılda uzun ömürlü hale geçmiştir. Biz buna istikrar dönemi diyoruz. Tamamdır. Egemenlik anlayışında değişiklik. Egemenlik anlayışı ne demek? Yönetim biçimi demektir değerli arkadaşlarım. İmparatorluk mu? Monarşi mi? Teokrasi mi? Ya da saltanat mı? Bunu istiyor. Dikkat ettiniz mi? Sürekli imparatorluktan bahsediyor. Yönetim biçimi sürekli imparatorluk olduğu için herhangi bir değişiklik yok. Bu neyle? Gitti, gitti, gitti. Hanedanın üstünlüğü anlayışına son verildi. Hanedan üstünlüğü anlayışa son verilmemiş. Yine sülaleler başa geçmiş değerli arkadaşlarım. O yüzden bunu da eyledik. Cevabımız A şıkkı olacaktır. TYT tarih sorularındaki mantığa dikkat edeceksiniz. Hatta mantık da değil. Değerli arkadaşlarım. TYT tarihte bazı soruların bazı sorularda soru köküne dikkat edeceksin. Mesela bu bilgiye göre diyorsa metni dışına hiçbir zaman çıkmıyorsun. Buna göre diyorsa güzel bir yorum yapacaksın. Anlaştık mı? Üçüncü soruya gidelim. Bu durumun gelişmelerinden hangilerine yol açması beklenebilir? Kafes uygulamasının başlaması ile tahta geçen padişahların bir kısmı küçük yaşta tahta çıktıklarından eğitimin ilk aşamasından da mahrum kaldılar. Böylece Osmanlı Devleti'nde tecrübesiz padişahlar tahta çıktı. Şimdi sevgili arkadaşlarım Osmanlı Devleti'nde şehzadeler sancak dediğimiz il ve ilçelere gönderilirlerdi. Buradaki amaç neydi? Şehzadelerin tecrübe sahibi olmalarını sağlamaktı. Ancak sancaktan sonra kafes sistemi gelince tecrübe de ortadan kaldı. Güzel bir yorum yapalım. Merkezi otorite sarsılır mı? Sarsılır. Çünkü padişah yeterli tecrübeye sahip değil. Halkın devlete olan bakış açısı değişir, güveni azalır. Bundan istifade etmek isteyenler ne yapacak? İsyan edecek. Ve en büyük isyanlar merkez isyanlarıdır değerli arkadaşlarım. Ya da celali isyanlarıdır. Anlaştık mı? Cevabımız E şıkkı olacaktır. Şimdi dördüncü soruya gidiyoruz. Misak-ı Milli'de yer alan bu maddeye bakılarak aşağıdaki raden hangisine ulaşılamaz? Okuyalım bakalım. 32.918 günü Mondros mütarekesi yapıldığı sırada düşman ordularının işgali altında kalan kesimlerin geleceğinin halklarının serbestçe açıklayacakları oy uyarınca belirlenmesi gerekir. Söz konusu mütareke çizgisi içinde din, soy ve amaç birliği bakımlarından birbirine bağlı olan karşılıklı saygı ve özveri duyguları besleyen soy ve toplum ilişkileriyle çevrelerinin koşullarına saygılı Osmanlı İslam çoğunluğunun yerleşmiş bulunduğu kesimlerin tümü ister bir eylem ister bir hükümle olsun hiçbir sebeple birbirinden ayrılmayacak bir bütündür. Misak-ı ne demek? Ulusal yemin demektir değerli arkadaşlarım. Yeni devletin kurulması için ortaya atılan fikirlerdir ortaya atılan fikirdir. Kararlardır, maddelerdir. Tamam. Milli sınırlar içerisinde vatan bütünlüğüne vurgu yapıldı. Ne diyor? Birbirinden ayrılamayacak bir bütün. Buradan çıkarabiliriz. Bunu geç. İstanbul hükümetinin desteğiyle mütareke kararlarına tepki gösterildiği. İstanbul hükümetinin desteği mi? Bunu burada bırak. Birazdan geleceğim. Ekstra bilgiyi vereceğim sizlere. Misak-ı Milli ile belirlenmiş sınırlardan taviz verilmek istenmediği. Doğru mudur değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Azınlıklara hiçbir şekilde taviz verilmeyecek. Değil mi? Tamamdır. Alınacak kararlarda halk iradesi halklarının serbestçe açıklayacakları oy uyarınca. Bak burada neye gidilmiş değerli arkadaşlarım? Referanduma gidilmiş. Yani hocam halk oylamasına gidilmiş. Tamamdır. Milli sınırların belirlenmesinde etkili olan gerekçe bir yöntem ortaya konmuş bu konmuş. Misak-ı milliye ne demiştim ben? Ulusal yemin demiştim. Gerekçe bir yöntem ortaya yapılmış. Bakın değerli arkadaşlarım bilgiyi vereceğim sizlere ve inşallah sınavda çıkar da yaparsınız. İstanbul Hükümeti ile temsil heyeti ve TBMM bir olmamışlardır. Kimden dolayı hocam? Damat Ferit'ten dolayı. Damat Ferit milli mücadele karşıtıdır. Bundan dolayı İstanbul Hükümeti'nin desteğini hiçbir şekilde almaz. Damat Ferit'ten sonra Damat Ferit istifa ediyor. Ondan sonra yerine gelen hükümetle Amasya görüşmeleri yapılıyor. Ve bu görüşmelerde biraz da olsun bir nebze de olsun milli mücadeleye sıcak bakmaya başlıyorlar. Ancak ondan sonra itiraflar devreye giriyor ve tekrardan damat feriti geri getiriyorlar. Unutmayın İstanbul hükümeti ne temsil Eğitim ile ne de TBMM ile kolay kolay bir araya gelmemiş birlikte hareket etmemişlerdir. Hiçbir destekten de bahsedemeyiz. Cevabımız Beş şıkkı. Damat Ferit'i unutma. Notların arasına ekle. Milli mücadeleye destek vermedi. Beşinci sorumuz. Beğeni paylaşırsanız sevinirim. Abone olun. birimleri açarsanız her şey sizler için daha güzel olacak. Değerli arkadaşlarım sürekli paylaşım gelecek. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi Mustafa Kemal'in bu söylemini destekler niteliktedir? Bakalım Mustafa Kemal ne demiş? Mustafa Kemal daha Erzurum Kongresi sırasında zaferden sonra hükümet şeklinin cumhuriyet olacağını söylemiştir. Şimdi. Cumhuriyet ne demek? Cumhuriyet ulus egemenliğine dayalı devlet biçimidir değerli arkadaşlarım. Sen şıklarda neyi arayacaksın? Ulusun iradesini alayacaksın. Tamam mı? Ulusun iradesini arayacaksın. 20 Ocak 1921 tarihli anayasada hakimiyet kayısı çarşı milletindir. Bu kadar. Geleceğim biraz. İlk TBMM'de meclis başkanının hükümet başkanlığı da yapması. Burada daha kabine sistemine geçilmemiş değerli arkadaşlarım. İlk TBMM biliyorsunuz ki savaş sırasında toplanan bir meclistir. Bundan dolayı meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Bunu geç. Lozan Barış Antlaşması'nın ikinci TBMM tarafından oynan, oynaylanması. E, çünkü birinci TBMM dönemi artık sona ermişti değerli arkadaşlarım. Ve artık yeni bir e, yeni bir anayasa demeyelim de yeni yeni fikirler ortaya çıkınca TBMM binası da değişiyordu. Tamam. 1928'den 1928'de anayasadan devletin dini İslam'dır maddesinin çıkarılması laiklik için atılan adımlardan biridir değerli arkadaşlarım. Ankara'nın yeni Türk Devleti'nin başkenti olarak benimsenmesi ne zaman olacak? 13 Ekim 1923 yılında İsmet İnönü'nün önerisiyle Ankara başkent olacaktır. Cumhuriyet ne demekti? Ulus iradesine dayalı devlet biçimidir. Biz neyi arayacaktık? Hakimiyet kayıtsız şartsız kimindir? Milletindir. Cevabımız açık. Tekrardan 3D yayınlarına teşekkürlerimizi gönderiyor. Sevgilerimizi sunuyoruz. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. kalın.